çıkıp babamın limanda döneceğini duydun ha? Evet. Hem de bu sabah öyle mi? Bu sabah. Beni evlendirmeyi de kafasına koymuş demek. Kafasına koymuş. Hem de Sayın Yorgenot'un kızıyla. Hem de Sayın Yorgenot'un kızıyla. Peki kız Tartorota'dan bilhassa bu iş için mi getirilmiş? Bu iş için getiriliyormuş. Peki sen bütün bunları amcamdan mı duydun? Amcanızdan duydum. Amcam bunları babamın mektupla mı bildirmiş? Mektupla bildirmiş. Desene amca bütün bu işlere bakıp. Hem de hepsini. Ya Silvestre sen de bir şeyler söylesene. Daha ne söyleyeyim efendim? Hiçbir şey atlamadınız ki. Her şeyi olduğu gibi anlattınız. Ya Silvestre. Şu düştüğüm durumu görmüyor musun? Hiç olmazsa bir akıl versen. Görüyorum efendim. Ama inanın benim şaşkınlığım sizinkinden az değil. Keşke biri çıksa bana da akıl verse. Tayyum bu lanetli dönüş benim sonum olacak. Sanki benim olmayacak. Sen bir de babam olayları duyunca olacakları bir düşün. Bakın bu sanmadan azarlayacak beni. Fırtınanın ortasında kalmaktan beter olacağım. Sadece azarlayacak olsa gene iyi. Yani yakayı bu kadarıyla kurtarabilsek daha ne isterim Tanrı'dan. Ama hiç şüphem yok. Sizin yaptığınız delikleri de asıl ben ödeyeceğim. Şimdiden görebiliyorum sırtıma inecek değnek yağmurunun bulutları uzakları toplamaya başladı. Tanrım! Bu beladan nasıl kurtulacağım? Onu bu belaya atılmalarını düşünecektiniz. Sen de beni bu mevsimsiz nasatlığıyla öldürüyorsun Silvestre. Bir günlerden bir gün Leander'ın onun sevdiği kızı görmeye giderken kenar mahallenin birinden gelen bir hıçkırık sesi duyduk. Ne olup bitirme merak edip sesin geldiği yere doğru ilerledik. Kapıdaki kadın bize göreceğimiz manzara karşısında çok üzüleceğimizi, pek mahzun olacağımızı söyledi. Merak bu ya, Leander'la beraber evin salonuna içeri girdik. Salonda döşeğinde yatmakta olan yaşlıca bir kadın, etrafta hüzünlü bir şekilde iş gören bir hizmetçi ve iki gözü iki çeşme ağlayan dünyalar güzeli bir kız. Onun kadar güzelini, onun kadarın damlasını görmemişsiniz Skaper. Üzerinde kötü bezler bulunan bir etekten ve yırtık pırtık bir gömlekten başka bir şey yoktu. Ama ona rağmen Skaper, onda güzelliğin bin bir türlü ışıltısını görebilirdim. Onun o gözyaşları, bir çevreyi tamamen eden gözyaşlarından değildi. Ağlayışında bir güzellik vardı. Izdırabı dünyadaki ızdırapların en güzeliydi. Efendim görmeden görür gibi oluyorum. O döşeğinde atmakta olan kadının, o sevgili anneciğinin üzerine kapanmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bilmez miyiz efendim? Ah Yasint'im geliyor. Acaba oğlanlar öğrendi mi? Yasint! O kadar işte. Ah Yasint! Geldim. Silvestre Bey ne söylemiş? Babanız dönmüş. Sizi evlendirmeyi de kafasına koymuş, doğru mu? Maalesef Yasint bunların hepsi doğru. Ama ben de bu olaylara dönünce kahroldum. Kendimi öldürmek istedim. Ama siz... Siz ağlıyorsunuz. Yoksa benim sevgime güvenmiyor musunuz Yasint? Hayır, hayır. Tabii ki sevginize güveniyorum. Ama devamlı sevebilecek misiniz? Bundan emin değilim. Sizi bir defa seven ömrü boyunca sevecektir Yasint. Ama derler ki Okta, siz erkekler bizim kadar devamlı sevemezmişsiniz. Erkeklerin hararetini çabucak parlayıp, çabucak sönüveren alevlere benzetirlermiş. Demek ki benim yüreğim onlarca gibi yaratılmamış Yasint. Seni ömrüm boyunca seveceğim. Söylediklerinizi, hissederek söylediğinize inanmak istiyorum. Hatta neredeyse kuşkum yok. Ama sizi evlendirmek isteyen bir babanın emrindesiniz. Böyle bir şey olacak olursa dayanamam. Matak ailemi! Hayır! Yasint beni sizin sevginizden vazgeçecekti baba. Tanrı senin karnından doğmadı. Gerekirse yurdumu terk edeyim. Ama sizi asla terk etmem. Hem bana vermek istedikleri kızdan bahsettiler de hiç kötü nefis insan olmamama rağmen onun bir kaşık suda boğulmasın diliyorum. Ama ne olur, o gözyaşlarınızdan sizin gözünüzden dökülen her bir damla yaş benim yüreğime düşen bir kol. Madem öyle diyorsunuz, o zaman ben de gözyaşlarımı sileceğim ve yalnız Tanrı'dan gelebilecek bir yardım bekleyeceğim. Tanrı bize yardım edecektir Mesih. Eğer bana sadık kalırsınız. Elbette kalacağım. O zaman ben de Mesih. Ah Mesih. Bu olmuş evetlerimiz.
Babanızı böyle mi karşılayacaksınız? Saçmalama Skapel! Demek İspanyol şarabımı içtin, sonra da hizmetçilere bir türlü laf etmemi sağladın ha? Evet efendim, ama affınızı dilerim, başımdan kesin. Yeter! Benim duymak istediğim bu değildi. Bana bundan daha çok dokunan bir iş var Skapel. Efendim, başka bir şey yaptığımı hatırlayamıyorum. Allah geliyor. Hatırlama, olur mu ya? Hüseyin'iniz kaçırmış. Hayır, kaçırdı. Söyle bana, kaçırmış. Bana bak, bana bak. Ama şu beş saat. Hayır, beş saat. Yok ben de o kadar para. 2 saat içinde de gelemezsiniz. 2 saat. 2 saat içinde beş saat. Bulur bir çaresini ya. Nasıl bulacaksın ha? Ya 500 altın bulunacak bir para değil ki bu devirde. Ne yapacaksın? Ya bir şeyler düşüneceğiz bir dakika. Düşündün mü? Düşünüyorum dedim ya ben adam. 2 saat var. Ya dur. Ne oluyor? Aha. Hayır. Yardım edeceksin değil mi? Yok. Ama Skapel, onun senin kadar zeki olmasını bekleyemezsin ya. Sonuçta genç adam. Canım, o kadarını beklemiyoruz. Hem sen büyük bir insansın. Öyle gençlerin meselelerini çözmeyi de seversin. Ya orası öyle. Biraz daha. Tamamdır artık ha? Vallahi Skapel artık razı gelmek lazım. Hale bak ya. Ama sen aceleyeceksin değil mi? Aa, bilmiyorum, bakacağız. Belki baktınız da. Ne kadar lazımdı? 500 altın. 2 saat içinde. 2 saat içinde mi? Efendim size ne kadar? 200 pistol! 200 pistol. Vallahi bu paraları babalarınızdan aşırmayı düşünüyorum her zaman. Sizinkinin katakulde sözü gelirken de konuşuyorduk zaten. Sık efendim, sana o kadar çok minnettarım. Ya benim ki. Vallahi efendim, babanız son derece cimridir. Oh. Ama ötekisinden daha basit bir dalara hele bu işlerde değil. Sahi mi? Malum akıl konusunda biraz kıttı. Yani tabii bunun ucu sıcak olmasın. Sizin onunla hiç böyle okunuz yok. Ama efendim, böyle şeylere niye aldırıyorsunuz? Allah! Sizin babanız ya yine mi ya? Hadi lan gidiyoruz. Efendim siz burada öğreniyorsunuz. Çıkma hadi yiyeceksin değil mi meseleyi? Bunlar sana güveniyoruz. İş sende. Anne. Tamam. Meğer yasın. Senyor Geralt'un Toronto'da herkesten gizli yaptığı ikinci evliliğinden olan kızıymış. Üstelik yine Senyor Geralt'un Octave'la evlendirmek istediği kız da yasıtmış. Molière bununla değinilir mi? Meğer sergin ettiği Signor Argant'ın küçükken kaybettiği sandık. Böylelikle kader bu ya. Evlenmek isteyen çiftler birbirine kavuştu. İşte böyle. Yine beni unuttun. Allah'ın cezası geldi. Tabii asıldır bundan sonra başlayacaktı. Borçlarımızı ödemiş bir şekilde gönül rahatlığıyla bir düğün yapacaktık. Nereden buldun? O parayı Allah bilir. Efendim çalgısıyla, çengisiyle coşkulu bir düğünde oyunumuzu noktalayacaktık. Ki dediğimiz gibi zaman yetmedi. Biz de sizleri yeni sezonda bu sefer tamamlanmış haliyle oyunumuza bekliyoruz. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi sıra sizlerin görüşlerini almaya geldi. Fakat öncesinde biz bir üstümüzü değiştirip gelelim. Siz de bu esnada bir soluklanın. Hem de çay kahve falan için.